أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. Kıymetli izleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulunmuş olduğu zaman diliminde kendisine inananlara ve kendisine yapılan birçok işkenceye maruz kaldılar. İşkenceler had safhaya ulaştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci, ikinci ve üçüncü akabe biatlarında Medine-i Münevvere'den gelen Müslümanlarla görüşmelerinde Medine-i Münevvere'nin Mekke'deki işkence gören müminler için bir iltica merkezi olacağını düşündü ve Allah'ımızın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla müsaadesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize Medine yolunu göstermeye başlamıştı. 622 yılında İslamiyet'in Mekke'de 13. senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye müminleri iltica için yol göstermesi, sahabe efendilerimizden evvela fakir olan, güçsüz olan, sıkıntı içerisinde olanların teker teker, bazen aile olarak, bazen gruplar halinde geceliğin gizli bir şekilde Mekke'den Medine'ye ayrılmasıyla devam ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Mekke'den Medine'ye hicret için izin isteyen nice sahabiler geliyor, Peygamber aleyhisselama durumu bildiriyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de onları yolculuyordu. Yalnız bazı sahabiler de Mekke'den Medine'ye hicret ederken cesaretiyle ön plana çıkıyor ve Mekkeli müşriklerin karşısına geçiyor. Ben Mekke'den Medine'ye hicret ediyorum diye sesleniyordu. Bunlardan bir tanesi de Emirul Mu'minin Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkeli müşriklerin karşısına geçmiş ve şöyle seslenmişti. Anasını babasını evlatsız, eşini dul, çocuklarını babasız, kendi canına susamış olan varsa ben Mekke'den Medine'ye hicret ediyorum, şu yolu takip ediyorum, canına susayan, eşini dul bırakmak isteyen, çocuklarını babasız bırakmak isteyen, annesini babasını evlatsız bırakmak isteyen buyursun gelsin peşimden diye bütün Mekkeli müşriklere meydan okuyan bir Hazreti Ömer Efendimiz'i görüyoruz. Müşriklerin ezalarına dayanamayan Mekke'de bulunan Müslümanlar Medine'ye hicret etmişler. Medine'nin yerlileri Evs ve Hazreç kabileleri onlara ensar, yardımcı olan manasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu Mekke'de malını, mülkünü, ailesini, akrabalarını, bağlarını, bahçelerini, işleri, iş yerlerini, ticaret hanelerini, her şeyini bırakıp sırf Allah için hicret eden Mekkeli muhacirlere biz Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinden dolayı muhacir ismini veriyoruz. Medine'de bunlara kucak açan, bağırlarına basan, onlara iş imkanı sunan, yiyeceklerini bölüşen, hatta evlerini, arazilerini bölüşen, bu fedakarlığı yapan Medine'nin yerlilerine de Hazreç ve Evs kabilesine de parantez Ensar diyoruz. Mekke'den Medine'ye bütün sahabi efendilerimizin göç etmesiyle, hicret etmesiyle Mekke'de Müslümanlar Medine'ye doğru hicretleriyle boşalmış. Yalnız bazı esir olanlar, yaşlı olanlar Mekke'de kalmışlardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gemiyi en son kaptan terk eder misali herkesi yolculamış. Mekke'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisinden Mekke'den Medine'ye hicret etmek için izin isteyen Hazreti Ebubekir Efendimiz
ve yanında bıraktığı, beklettiği Hazreti Ali Efendimiz kalmışlardı. Yine Hazreti Ebubekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, "Ya Resulallah, bana müsaade var mıdır? Ben de Mekke'den Medine'ye arkadaşlarımın yanına artık hicret vakti gelmiş midir?" diye sorduğu zaman, "Sabret, belki Allah Celle Celaluhu sana hayırlı bir arkadaş verir." diye işaret buyurmuştu. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimiz'e geceliğin hazır olmasını ve geceliğin yolculuğun başlayacağının müjdesini vermişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber yolculuk için geceliğin çıkmayı murad ettikleri bir tarafa dursun. Diğer tarafta Darun Nedve'de toplanan Mekkeli müşrikler, kafirler şöyle karar alıyorlardı. Birisi bir taraftan çıkıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakalanıp bir deveye bağlanması ve çöle bırakılmasını teklif ediyor. Diğer taraftan birisi çıkıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hapsedilmesinden bahsediyor. Diğer taraftan birisi çıkıyor, şöyle olsun böyle olsun diyor ama Ebu Cehil sözü alıyor ve şöyle diyordu. Her kabileden bir tane cengaver bulalım. Keskin silahı ile beraber, kılıcı ile beraber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döşeğinde yatağındayken ani hamle yapalım. 12 kabileden 12 savaşçı kim vurduya gitsin, kan davası da olmaz, hiçbir şey de olmaz. Her kabilenin ferdi kendisi yapmış olur ve böylece peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem kurtulmuş oluruz diye bir fikir beyan etmişti. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buna değinirken Enfal suresinde buyururlar ki Bismillah ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar kafirler, inkarcılar, Mekkeli müşrikler sana hile yaptıkları zaman, tuzak kurmaya çalıştıkları zaman kimisi bunu hapsedelim, kimisi öldürelim, kimisi Mekke'den çıkartalım düşüncesini ortaya attıklarında hepsinin bir tuzağı, bir hilesi vardı. Ama Allah da onların hilelerine ve tuzaklarına karşı bir hile ve tuzak kuruyordu. Vallahu hayrul makirin. Tuzakları en iyi kuran ve tuzakları onların başlarına çeviren Hazreti Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleridir diye buyurdu Hazreti Mevlamız Enfal suresinde. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i alıp Mekke'den Medine'ye hicret için geceliğin çıkmışlardı. Yerine vekaleten yatağına bir takım emanetleri teslim ederek Hazreti Ali kerramallahu vechhe henüz daha 15 yaşlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının çocuğu, yanında baktığı, büyüttüğü, beslediği ve gelecekte damadı Resul olacak Hazreti Ali kerramallahu vechhe'yi yatağına bırakmış ve yatağında ona tavsiyelerde bulunmuştu. Şu emaneti falanca kişiye, bu bende bulunan borcu filanca kişiye teslim et, ettikten sonra bizim peşimizden sen de geliver diye tavsiyede bulunmuştu 15'inde olan Hazreti Ali Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Mekke'den Medine'ye hicret için yol almaya başlamışlardı. Darun Nedve'de alınan karar neticesinde her kabileden bir cengaver Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için kim vurduya gitmesi için evinin etrafında toplanmışlar. Uygun bir vakti bekliyorlar ve uygun vakit geldiğinde hep beraber saldırıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldıracağını düşünüyorlardı. Derken vakti saat geldiğinde başında bulunan komutanları, etrafında bulunan cengaverleri işaret eyledi. Hep birden içeriye girdiler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için hepsi tam mızraklarını, kılıçlarını çekip hamle yapacakları sırada bir baktılar ki bir ses şöyle diyordu. Bu peygamber değil, Muhammed değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Muhammed'in yeğeni, Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali diye seslendi. Ve herkes bir arada durdular. Sonra
hayal kırıklığına uğrayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olmadığını bütün Mekke ahalisine ilan ettiler. Derken Ebu Cehil Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkmış, bütün ahaliye şöyle sesleniyordu. Kim Muhammed'in başını getirirse ona 100 deve hediye vereceğim diye bir mükafat açıklamıştı Ebu Cehil. Ve bu mükafatı duyan, 100 deve alacağını hayal eden her bir genç, her bir pehlivan, her bir komutan, her bir kabile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi aramak için peşlerine düşmüştüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken çok farklı yol izlemişti. Normal güzergahtan değil, ters istikameti takip etmiş, Sevr Dağı'nda orada bulunan bir mağaraya iltica etmiş, orada 3 gün istirahat buyurmuşlardı. Yanında bulunan Hazreti Ebubekir arkadaşı ve onunla beraber orada birkaç gün misafir kalmışlardı. Ama bu yanda Mekkeli müşrikler Sevr Dağı'nın eteklerine kadar gelmişler. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın bulunmuş olduğu mağaraya kadar yaklaşmışlar. Bu mağarada Hazreti Ebubekir Efendimizin heyecanlanması ve Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle "La tahzan innallaha ma'ana" buyuruyor Mevlamız. O Mekkeli müşrikler atlarıyla, develeriyle Peygamber Aleyhisselam'ı takip edip de Sevr mağarasının dibine kadar geldiklerinde Hazreti Allah o mağarada bulunan peygamberimizi ve Ebu Bekir'i korumuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir'i teskin edişini "La tahzen innallaha ma'ana" "Ey Ebu Bekir, ey müminler, ey inananlar sakın ha sakın hüzünlenmeyin, korkmayın, üzülmeyin, tasalanmayın. Zira Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bizlerle beraberdir" buyurarak Mevlamız da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşı kutlu yolculardan biri Ebu Bekir'i teyit eylemişti. 3 gün 3 gece Sevr Dağı'nda misafir kaldıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh ayarlamış olduğu yol güzergahlarını iyi bilen rehber olarak Abdullah İbni Uraykıt ismindeki bu kişi yol güzergahını iyi bilen ve çöl şartlarından iyi anlayan bir kişiydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir Efendimiz'i develerine bindirdi ve sahil yoluyla artık bir yolculuğa başlamış oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol güzergahındayken Kureyşliler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir'i getirene 100 deve vaadini bazı kabilelerde duymuştu. Bu kabilelerden bir tanesi de Süraka'nın bulunmuş olduğu kabileydi. Süraka kimseye sormadan atına bindi. Delikanlı, baba yiğit, pehlivan birisiydi ve atını sürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzergahında bunların önlerini kesti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yakaladım dediği zaman diliminde atının ayağı sürçtü ve Süraka Peygamber Efendimizin önüne yığılıverdi. Ve bir daha kalktı, atına bir daha bindi. Bir daha hamle yapacağı sırada bu sefer atının ayakları kuma saplanmış oldu. Ve Süraka zeki bir insandı. Burada bir işlerin ters gittiğini anladı. Ve Peygamber Efendimiz'e hürmet etti. Ondan eman diledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verdi. Süraka geriye döndü. Geriye döndüğünde Peygamber Efendimiz'i takip eden nice insanlara "Ben bu bölgelere gittim, baktım. Peygamber veyahut da onun tarzında yolculuk yapan insanların olmadığını
duydum diye onları yanılttı ve onları çevirdi. Yine Burayde isminde kabilesiyle beraber 100 deveyi mükafatı alabilmek için Peygamber Efendimiz'i takip eden ve Peygamber Efendimiz'e yaklaştığı zaman mucizevi güzellik ile Müslüman olan ve Peygamber Efendimiz'in önüne geçip de "Ey Allah'ın Resulü, bırak da sancaktarın olayım" diyerek sarığını çözüp mızrağın ucuna bağlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye giden ve Medine'de Müslümanlarla beraber olan, bu şerefi elde eden nice güzel insanlardan biriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında bulunan Ebu Bekir ve kafile Bureyde'nin sancaktarlığıyla beraber Kuba köyüne kadar gelmişlerdi ve İslam'ın ilk bayraktarı sancaktarı Bureyde ismindeki sahabi olmuştu ve bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için geliyor ama Allah ona imanı nasip ediyor. Tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz gibi. Allah'ımız Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu böyle güzel sahabilerin, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bu güzide sahabi efendilerimizin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.